Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Muhammed Emin Resulzade'nin ev müzesinin yapılması için teşebbüsler de bizim cumhuriyetimizin, demokrasimizin aslında takdire şayan olacak bir teşebbüstür. Milli Fedale Hareketi bu teşebbüslerin hepsinde vardır. Büyük Azerbaycan kurulması mücadelesinin davasını yapan tek teşkilattır. Maalesef Azerbaycan'da bazı teşkilatların yalnız siyasi çıkarlar gözlettiğini, siyasi partilerin yalnız propagandasını yapan bir teşkilata çevrildiğini gördük. Ve biz hiçbir siyasi partiye bağlı değiliz. Ve bizim teşkilatımızın asıl amacı Azerbaycan davasıdır. Azerbaycan'ın bağımsızlığıdır. Azerbaycan'ın bütünlüğüdür. 1905 yılında kurulan Difai Hareketi'nin amacı Cumhuriyetinin kurulması, Cumhuriyetin ilan edilmesi, toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı. Milli Fedale Hareketi, Difai Hareketi'nin kutsal davasını savunarak teşkilatını kurmuştur ve teşkilatını örgütlemiştir. Ne mutluyuz ki bizim teşkilatımıza destek veren, bizim teşkilatımızla çalışmalar yapmak isteyen Atabey Türk Ocağı'na buradan teşekkürlerimizi biliyoruz. Atabey Türk Ocağı'nın kadim devlet çalışmalarını izliyoruz, takip ediyoruz ve büyük teşekkürlerimizi bildiriyoruz. İnanıyoruz ki biz kutsal davamızı sürdürürken bizim içimize sızan, içimize yerleştirilen bazı ajanların da ülkemizden kovulması ve anayasa çerçevesinde cezalandırılmasını sağlayacak bir düzeneye geleceğiz. Bazı medyalarda valiliklerin, bakanlıkların cezalandırılmasını görüyoruz. Bazı devlet kurumlarında yer almış eski devlet memurlarının cezalandırılmasını görüyoruz. Azerbaycan'ın iç istihbaratı, devlet güvenlik hizmeti teşkilatı bu işleri çok başarıyla sürdürüyor. Bu açıdan bizim isteğimiz, amacımız budur. Biz Resulzade'nin, Ebufez Elçi Bey'in, Haydar Aliyev'in davasını savunan, o davası uğruna canımızı, kanımızı feda eden teşkilatız. Ve biz 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde yer almış ve bu silahlı kuvvetlerde büyük ordumuza, milletimize ve devletimize büyük bir fayda sağlayacak işler yaptık. Bizim teşkilatımızın devletçilik ve milletçilik üzerinden yaptığı fedai faaliyeti belki bazı teşkilatlarının dikkatini çekmiştir. Bazı teşkilatlarının takdirini kazanmıştır. Ve biz bugün mutluyuz ki biz 30 yıla yakın bir sorunun çözülen bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef bizi 20 Ocak katliamıyla, Türkmençay anlaşmasıyla, Gülistan anlaşmasıyla, Kürekçay anlaşmasıyla, 37. yıl aydınların kurşuna dizilmesiyle, 47-53-88 Azerbaycanların tarihi topraklarından kovulmasıyla ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bazı bakanların, bazı valiliklerin yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasına şahit olduk. Azerbaycan demokrasisine, Azerbaycan'ın demokratik değerlerine zarar vuran bazı olaylara da tanıklık olduk. Özellikle bazı parlamenter seçimlerinin, özellikle 95, 2005, 2010 seçimleri sonucunda milletimizin ve devletimizin bekasını 2020 yılında en demokratik seçimler sonucunda bir meclisimizi görmüş olduk. Biz cumhuriyetimizin demokrasiyle korunduğunu, demokrasiyle her zaman
bağımsızlığımızı koruduğunu hep gördük. Siz görün Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılından kurulan ve tek partili bir rejim olarak 1950 yılına kadar tek partili bir rejimle yönetilen ve darbelerle her 10 yıldan bir darbelerle askeri vesayet sistemine yönetilen parlamenter bir cumhuriyet gördük. Biz 23 ay sürecinde bağımsız, demokrasiye dayanan, çok milletleri temsil eden bir meclisimizle dünyaya demokrasini ilan ettik. Özellikle 1918 yılının Aralık ayının 7'sinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin meclisi açıldı. Bu meclis bütün Azerbaycan'da yaşayan milli azgınlıkların temsil ettiği bir meclisti. Çünkü biz dünyaya barışın, dünyada multikültürel değerleri taşıyan bir ülkeydik. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti demokrasi açıdan büyük yaralar alan, büyük şehitler veren bir ülke halinde olmuştur. Özellikle 1960-27 Mayıs ihtilali Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en faciyalı bir olayla tanıklık oldu. Aynı kaderi biz 40 yıl önce, o olaydan 40 yıl önce biz yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti 1989 yılından itibaren Türkiye'de sivil bir cumhurbaşkanlığı seçmiş oldu. Meclis iradesiyle. 2010 yılında ise sivil bir cumhurbaşkanlığı millet, milli irade, halkın iradesiyle, halkın oyuyla seçmiş oldu. Azerbaycan 1992 yılının Haziran ayının 7'sinde Türkiye Cumhuriyeti'nden 18 yıl önce seçmiş oldu. 1918 yılının 28 Mayıs'ından kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa olarak Cumhurbaşkanlığı halkın iradesiyle, halkın oyuyla seçmiş oldu. Bu demokrasimizin ve cumhuriyetimizin tarihinde en büyük başarılardan biriydi. Azerbaycan Cumhuriyeti 1995 yılında 92 yılından seçilmiş cumhurbaşkanlığı sistemini, başkanlık sistemini takdir eden ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin değerlerini taşıyan bir anayasasına kavuştu. Biz bugün bu kutsal anayasamıza saygılıyız ve bu kutsal anayasamız çerçevesinde ülkemizin demokrasiyle yönetildiğini görüyoruz. Ve bu demokrasinin yönetilen ülkemizin bazı dış güçlerin tehditlerine, etkisinden korkmayan, etkisiyle yönetilmeyen bir ülkeyiz. Çünkü Azerbaycan Türkiye'den farklı olarak ve Orta Asya, Merkezi Asya ülkelerinden farklı olarak ne Rusya'nın yönettiği Kolektif Güvenlik Teşkilatı askeri bloğun ne de Amerika'nın yönettiği NATO'nun askeri bloğun üyesiyiz. Biz bu konuda her ülkeyle eşit şartlar altında anlaşma ve ilişkiler kurduk. Ve bizim dış politikamız Azerbaycan'ın üç renkli bayrağına dayanan bir politikadır. Biz 1918 yılının Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin politikasının devam ettiğini görüyoruz. Onun için bize kimse bağımsızlık, demokrasi dersi vermesin. Bizim kendi kültürümüze, kendi Türk töresine dayanan bir demokratik sistemimiz var. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bile en son Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan olaydan sonra insanların demokrasiye, insanların fikir özgürlüğüne olan güveni sarsmış oldu. Ama Azerbaycan'da kadınlarımız bile herhangi bir İtiraz ve protesto özgürlüğüne sahiptir. Ama unutmayalım ki Azerbaycan'da anayasanın saygı, anayasaya takdir var ve bu anayasaya saygılık var. Türkiye'de vatandaşa sorsanız
Anayasadan haberiniz var mı? Anayasanın kaçıncı maddesinden haberiniz var mı sorsanız, anayasadan haberleri olmaz. Çünkü Türkiye'de